hava trafik kontrolörü yerde uçağın önünde dikilen etrafa el sallayan o kişi değildir. Ona uçak yer kılavuzu denir. Bu uzmanlar pilotların uçakları durdurmasına, döndürmesine ve motorlarını kapatmasına yardım ederler. Hava trafik kontrolörleri uçağın havada güvenle hareket etmesinden sorumludur. Peki bu mesleğin heyecan verici bazı sırları olduğunu biliyor muydunuz? Hava trafik kontrolörleri sadece gökyüzünün dili olan İngilizceyi konuşmazlar. Bunun yanında havacılık İngilizcesi de konuşurlar. Bu dil 300 kelimeden oluşur ve bildiğimiz İngilizce ve mesleki jargonun birleşimidir. Hava kontrolörleri ve pilotların birbirini yanlış anlamasını engellemek için icat edilmiştir. Çünkü bu iş dalında yaşanabilecek en ufak iletişim eksikliğinin bile korkunç sonuçları olabilir. Ne yazık ki bütün hava kontrolörlerinin büyüleyici bir iş yeri manzarası yoktur. Kontrol kuleleri kolayca fark edilir. Herhangi bir havalimanında dikkatinizi ilk çeken şey onlardır. Fakat yüksek cam kulelerde çalışan o kontrolörler sadece havalimanını ve üzerindeki hava sahasını kontrol eder. Hava sahasının geri kalanı genelde pencereleri olmayan karanlık odalarda bulunan uzmanlar tarafından kontrol edilir. Dahası bu uzmanlar havalimanlarından veya izledikleri gökyüzü sektörlerinden kilometrelerce uzakta konumlanmış olabilirler. Siz uçarken bir düzineden fazla hava trafik kontrolörü gideceğiniz yere sizi sağ salim ulaştırmak için çalışır. Gökyüzünde bol bol yer varmış gibi görünse de bu aslında bir yanılsamadır. Gökyüzü tıpkı bir bal peteği gibi bölümlere ayrılmıştır. Her bölümün kendi otoyolları, arayolları ve farklı bir boyutu vardır. Boyutları arayolların sayısına ve otoyolların uzunluğuna bağlı olarak değişir. Bir bölüm ne kadar büyükse o kadar çok kontrolöre ihtiyaç duyulur. Hadi o zaman işin ilerleyişine bir bakalım. Kule kontrolörleri uçağınızı kapıdan piste yönlendirir ve sonra havalandırır. 5 mil sonra uçağınız uçağın yükselmesi ve alçalmasını idare eden yaklaşma kontrolörlerinin sorumluluğuna girer. Jet 18.000 fit yüksekliğe çıkınca kontrolü rota merkezi kontrolörleri ele alır. Bu uzmanlar uçaklara seyir irtifasındayken yol göstermek için radarlar kullanırlar. Ondan sonra alçalmadan hemen önce yaklaşma kontrolörleri görevi yeniden devralır. Hava trafik kontrolörlerinin tanımlanamayan uçan cisimler görmesi çok da sıra dışı bir şey değildir. Bu olaylar çoğunlukla gece meydana gelir. Kontrolörler gece vakti genelde uçaklardan gelmeyen ve yanıp sönen ışıkları fark ederler. Ama bunlar için hemen UFO'ları suçlamayın. Hava trafik radarları öyle hassastır ki kuş sürülerini, büyük bulutları hatta yerdeki devasa kamyonları bile kolayca yakalar. Tabii uçan daireleri de. Özel ekipmanları olmasına rağmen hava trafik kontrolörlerinin meteoroloji eğitimi alması da gerekir. Çünkü makineler bozulursa rüzgarın hızını ve yönünü bir rüzgar göstergesiyle bulmak zorunda kalırlar. Kontrolörler görüş mesafesinin ne kadar iyi ya da kötü olduğunu anlamak için civardaki binalara ya da su ve baz istasyonları gibi belirli noktalara bakarlar. Çoğu hava kontrolörü aksanı anlaşılmaz olan pilotlarla uğraşmayı çok yorucu bulur. Evet, işi bu uçağı uçurmak olan herkesin İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşması beklenmektedir. Ne de olsa havacılığın resmi dili odur. Yine de ana dili İngilizce olmayanlarla iletişim sorunları yaşanabilmektedir. Aksanı ağır olan bir pilotla konuşan bir kontrolör çok yavaş konuşmaya çalışır. Her kelimeyi açıkça telaffuz eder ve her türlü rota değişikliğinden kaçınır. Havalimanı kule kontrolörleri bütün zamanlarını radar ekranlarına bakarak geçirmez. İşin yarısında kendi gözlerine güvenmeleri gerekmektedir. Bazı uzmanlar olan biteni önlerinde gördükleri zaman daha fazla trafikle başa çıkabildiklerini itiraf etmişlerdir. Mesela hiç uçağınız kötü hava şartları yüzünden röter yaptı mı? Bunun nedenlerinden biri hava sahasını net göremeyen hava kontrolörleri olabilir. Hava kontrolörlerinin seslerini eğitmeleri de gerekir. Özel hayatlarında sessizce ve belli belirsiz konuşabilirler ama iş yerinde konuşma biçimlerini önemli ölçüde değiştirmeleri gerekmektedir. Sesleri yüksek ve net çıkmalıdır. Bazen kontrolörler belirli sözcüklerin telaffuzunu kasten abartırlar. Ve bu son derece önemli bir şeydir. Aksi halde pilotlar yayınlanan bilgiyi yanlış anlayabilirler. Uçak iletişim sistemiyle ilgili bir şeyler ters giderse, yani kontrolörlerin telsiz arızası dediği şey yaşanırsa, havalimanı kulesi pilota mesaj iletmek için sinyal lambasını kullanır. Bu lamba yardımıyla pilotlar ne zaman ve nereye ineceklerini bulabilirler. Bütün pilotlar kontrolörlerden ışık yönlendirmelerini almak için nereye bakmaları gerektiğini ve çeşitli renklerin ne anlama geldiğini bilir. Örneğin yeşil bir ışık demeti gören bir pilot iniş yapabileceğini bilir. Piste engeller varsa trafik kontrolörleri yanıp sönen kırmızı ışıkla sinyal verir ve pilot inişin tehlikeli olduğunu anlar. Yakın zamanda hava trafik kontrolörlerinin yerine robotlar gelecek gibi de durmuyor.
Tamam, işlerini yaparken bir sürü makine ve otomatik sistem kullanıyorlar ve radarlar yolcuları A noktasından B noktasına götürmeye yardım ediyor. Ama tüm bu ekipmanlar kusurlu çalışıp çalışmadıklarından emin olacak uzmanlar olmadan yeterli olmazdı. Hava trafik kontrolörleri sıklıkla dürbünde kullanırlar. Ellerinde gelişmiş tonlarca gözlem aracı olsa da bu nispeten modası geçmiş alet hala onlarca yıl önce olduğu kadar faydalıdır. Kontrolörler dürbünleri dronlar veya kuş sürüleri gibi çeşitli hava sahası istilacılarını bulmak için kullanırlar. Üstelik bu alet pistteki cisimlerin tam olarak nerede olduğunu belirleme ve uçaklarla araçları görme konusunda da kullanışlıdır. Bu meslekle ilgili bir sürü efsane vardır. Mesela hava trafik kontrolörünün bir uçakla konuşarak onu sağ salim indirdiği bir iki aksiyon filmi izlemişsinizdir. Bu gerçek hayatta da olabilir ama öyle vakalara son derece nadir rastlanır. Bu tarz sorunlar çoğunlukla kendi görme yetisine güvenmeye alışık olan pilotların kullandığı küçük uçaklarda yaşanır. Bu tarz uçakların pilotları görüş mesafesinin düşük olduğu kötü hava şartlarında durumun kontrolünü kaybedebilir. Bu durumda da hava trafik kontrolörleri uçağı indirmelerine yardım eder. Fakat büyük ticari uçaklarda nihai otorite pilotlardır. Uçağı uçurmaktan ve yolcuların güvenliğinden onlar sorumludur. Hava kontrolörleri özellikle de yorucu ve monoton geçen gece vardiyalarında ya çok sıkılırlar ya da stres altında kalırlar. Aile toplantılarını ve doğum günlerini özlerler. Hafta sonlarında ve tatillerde sıklıkla çalışmak zorundadırlar. Dahası kontrolörlerin ellerindeki göreve tamamen odaklanmaları gerekir çünkü her an kritik bir durum yaşanabilir. Hava trafik kontrolörleri yeni vardiyalarında nelerle karşılaşacaklarını bilmezler. Bu öngörülmezlik bilhassa kötü hava şartlarında veya yoğun trafikte onları oldukça gergin bir ruh haline sokabilir. İşte o yüzden hava trafik kontrolörlerinin rahatlamak için düzenli olarak mola vermeleri gerekir. Tüm havalimanlarının kendi kuralları olsa da genellikle her 60 ila 90 dakikada bir 20 ila 40 dakika mola verirler. Çoğu insanın inandığı başka bir yanlış kanıda birçok olası kazanın yorgun ve stresli olan hava trafik kontrolörleri yüzünden yaşandığıdır. Tabii ki bazen hata olur ama bunlar düşündüğünüz kadar çok görülmez. Kontrolörler uçak arasındaki dikey ve yatay mesafelere, diğer adıyla ayrım mesafesine son derece dikkat ederler ve uçağın rotasına bağlı kaldığından emin olurlar. Son olarak hava trafik kontrolörü olmak istiyorsanız çok katı zorunluluklara uymak zorunda olduğunuzu unutmayın. Kontrolörlerin kusursuz bir görme gücüne, şimşek gibi hızlı tepki verme yetisine ve keskin zekaya sahip olmaları gerekir. Bunların yanı sıra baskı altında sağlıklı düşünmeleri ve doğru kararlar vermeleri de beklenmektedir. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.